İlkbaharda ayrılan koç ve koyunlar sonbaharın gelişiyle yeniden aynı sürünün bir parçası olacak. Bu buluşma öncesi yüzyıllar boyu süren bir gelenek Güneş Köyü'nde yaşamaya devam ediyor koç katımı. Koçları belli bir ayda seçeriz, belli bir ayda katarız. Hem de düzenli kuzu almış oluruz. Yoksa yıl 12 ayda kuzu olur. Yani bir taraf kuzular, bir taraf geri koçlanır. Onun içinde böyle bir düzensizlik olur. Çok zahmetli olur. Böyle olduğu zaman kuzu da satarken de topluca satılabiliyor. Yetişirken de topluca yetişebiliyor. Belli bir düzen halinde ilerliyor yani. Kuzularımız baharın doğduğunda yeşillik yediği için koyunların süt verimi artar. Kuzularımız daha hızlı gelişir. Koyunlarımız daha hızlı kilo alır. Verim daha çok artar. Hem de yem maliyetleri düşmüş olur. Onun için de koç katım şeyini yapıyoruz yani.